Arkadaşlar iyi akşamlar. Yaklaşık 15 gündür sizlerle canlı yayın yapmıyorduk. Ben yine ara ara videolar çekip sizler için yayınlıyorum. Ya bunun dışında şimdi sosyal medyada son günlerde çok tartışılan ve konuşulan bir konu var. O konu hakkında birkaç şey söyleyeyim. Sizlere de ufak tefek nacizane kendi düşüncemi söyleyeyim, önerilerde bulunayım. Şimdi bu kimin atına kim binecek? Gazi'de bu bunu tercih etmiş, şu şunu tercih etmiş. Yani bu tarz şeylere hiç takılmayın derim. Hiç uğraşmayın bu tarz şeylerle. Niye derseniz yani yarışın sonunda Gazi koşusunu kazanan ya da diğer farklı koşulları kazanan jokeyler de kazançlı çıkacaklar ya da at sahipleri kazançlı çıkacaklar. Sizler cebinizdeki para duruyor mu? Ona bakın. Onu koruyabiliyor musunuz ya da fazlalaştırabiliyor musunuz bu oyunda? Ona bakmanız lazım. Yani kim ne yapmış, kimi bilmiş, işte sohbet odasında kim ne konuşmuş, kim kimle kavga etmiş. Ya bize ne bunlardan ya? Bunları vallahi boş verin. Siz yarış severler için ne yapılıyor ona bir bakın. Mesela müşterek bahis harici tekrar getirildi mi? Yok. Atlar startta kalıyor. Ayrı. Haklarımız yeniliyor. Ayrı. Startta kalan atlar bir türlü doğru düzgün eğitilmiyor. Sürekli cepten veriyoruz. O ayrı. Pist koşulları değişecek. Normal hava şartları muhalefeti belli. Orada bir değişiklik yapılmıyor. Son 10-15 dakika 15 dakika bile değildi geçen günkü Ankara 10 gün önce falan Ankara yarışlarında. Son anda bir pist değişikliği yapılıyor. Birinci altılı koşmuş, ikinci altılı geliyor. İkinci altılı koşmadan 10 dakika önce siz pisti değiştiriyorsunuz. Ondan sonra yarışseveri mağdur ediyorsunuz. Yani şimdi birinci altılımızı oynamışız o gün. Şeye doğru gidiyor. İkinci altılıya doğru gidiyor. Devam da ediyor. Ufak ufak takılıyoruz öyle. Kafa rahatlığıyla beraber ikinci altılıya da yapmışız. İşimize gücümüze bakıyoruz ondan sonra. Bir telefon geliyor bana. Arkadaşlar diyor ki ya Tuna işte ikinci altıla değişik var mı? Niye değişiklik yapacağım ki dedim. Ya pist değişmiş. Şimdi ben grubumda genelde belli başlı insanlar var. Ortak altılı yapıyoruz onlarla. Şimdi son 5 dakika altılıyı iptal etsem bir dert. Onlara haber versem bir dert. Yani iptal ettikten sonra yakalasa bir dert. Yakalamasa paramız gidecek. Yani İki ucu da değişik bir değnekti yani öyle söyleyeyim. O gün kaybeden taraf olduk. Gelen atlar da %3, %4 AGF'ler ilk iki hayattan bitirdiler insanları. Yani siz kendinize bakın arkadaşlar. Burada kazançlı çıktınız mı? Kazançlı çıkabiliyor musunuz? At yarışından kazanç elde edebiliyor musunuz? Mesela ben kendi grubumda İstatistiklerime bakıyorum. Kaç tane altılı oynamışım? Kaç tane altılı vermişiz? Kaç tane altılı ne kadar tutmuş? Ne kadar yakalattırmışız? Ona bakıyorum. Açın internetinizi. Bakın Mayıs ayı içerisinde yaklaşık en aşağı 20 tane 500 liranın altında ikramiye veren yarış bitmiş. Bu tarz yarışlarda yakalamışız. 10-16 tanesini yakalamışız. O ayrı bir şey. Ama bu tarz yarışlarda her zaman yarışsever, bizim gibi yarışseverler, en azından benim gibi para kaybederler, onu söyleyeyim. 300-500 liralık altınlar bizi kurtarmaz, bize iyi gelmez. Size de iyi gelmez zannetmiyorum. Yani 300-500 lira için bu oyunu oynamıyoruz biz. Yani Gazi koşusunda kim kimi bindirmiş, o nereye gitmiş, ne yapmış. Mesela İstanbul'da ikamet eden dostlarımız için söyleyeyim ben. Şimdi Gazi koşusuna gideceksin o gün. Gazi koşusu günü sen cebinde Marmara'ya binecek ya da dolmuşa binecek paranla değeri dönebilecek misin? Onu düşünmen lazım. Ya da sen o gün kazançlı çıkacak mısın? Ya da yarın, şimdi ben size bir altılı vereceğim. Yarınki altından kazançlı çıkabilecek miyiz? Bizim bunları düşünmemiz lazım. O onun atına binmiş. Bu bunu yapmış. O ona yanlış. Bana ne ya? Bana ne onlardan ya? Herkes parasını alıyor arkadaşım. Jokey de parasını alıyor. Menajeri de alıyor. At sahibi de alıyor. Antrenörü de alıyor. Seyisi de alıyor. Yani burada
Biz milletin derdine düşmüşüz sosyal medyada. Ben bununla alakalı bir tane bile tweet atmadım. Beni de ilgilendirmiyor. Benim umurumda da değil zaten. Öyle açıkça söyleyeyim yani. Hiç de umurumda değil. Zaten bundan önce Alice Karataş'a kurteller yollarını ayırdılar. Döndüler bir ay sonra geri birleştiler. Şimdi Gazi Koçsu'nda Final Dance'le Alice Karataş binecek. Yani bu tarz değişiklikler, jokey değişiklikleri olur, işte aprantiler değişir, o ona küser, bu bununla tekrar geri barışır. Ama biz kendimize bakalım, biz kendi tarafımıza bakalım, biz kendimiz ne kazanabiliyoruz, zevk alabiliyor muyuz bu işten? Mesela yarışlar, koşarken her yarış, yani sinir harbine kalıyorum. Aprantinin biri bir şey yapıyor, yani onlardan kaybediyoruz. Biz nerede kaybediyoruz? Neden yanlış yapıyoruz? Biz onlara bakalım. Yani o ona binmiş, bu binmemiş. Bu tarz şeylere hiç takılmayın. Ben bakarım deklerime, yarışıma bakarım. Kazanabiliyor muyum o gün? Kazanıyorsam benden iyisi yok. Kazanamıyorsak da yapacak bir şey yok. Ama kazanan hep birileri var bu camiada. O da biz olamıyoruz. Yani bizim giden bizden oluyor. Bizim paramız oluyor. Hem paramız gidiyor, hem sağlığımız gidiyor. Sağlığımız gidiyor derken bir yerimiz eksilmiyor ama içten içe psikolojikmen beynimiz de artık bir yerde sinir harbine kalıyor. Böyle yani o sinirle de oynadığınız oyunda kazançlı çıkamazsınız. Mümkünatı yok yani, öyle söyleyeyim. Bu yönde benim size tavsiyem, şimdi bir de 12 kuruş oldu biliyorsunuz. Ad yazmamız da zorlaşıyor. Yani gruba yardımımız altılılar da, verdiğimiz altılı ya da paylaşımız altılılar da temkinli gidiyor bu sefer. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnanın şu zamanda at yarışı oynamak çok büyük lüks, onu söyleyeyim. Yani günde 20 lira bir altılıya verseniz, 20 lira bir altılıya verseniz 40 lira. 2 altılı var 80 lira. 30 gün oynasanız 2400 lira. Hiçbir şey bilmediysen. Yani bunun dışında sigara içen birisi bahset, 30 lira günde sigaraya verse 900 lira da öyle yapıyor. 3300 lira sadece bir kişinin öylesine bir altılı masrafı ile sigara masrafı var. O yüzden çok zor dönemdeyiz. Dikkatli oynamamız lazım oyunumuzu. Mesela yarın neresi var? İstanbul, Elazığ, Delaware, Happy Valley, Salon de Provence, Fransa. Yani 5 tane il var. 4 tane ülke var. 5 tane koşu programı var. Bunlardan 2 tane İstanbul'da var. Elazığ'a bakıyorum. Elazığ'da hiç programını açmam. Ona da bakayım. Maşallah orada da 8 koşu var. Tamam, hadi bir tane de orada var. 3 tane de yabancılar. Onlar zaten hiç bakmam onlara. Yani burada İstanbul mu Elazığ mı? Ya da İstanbul'u çıkaramıyorsan İstanbul'da oynama, Elazığ'da oynama. Bugün bir günlük kafayı dinle. Ertesi gün ne var? Hemen bakıyorum, İzmir ile Ankara var. Ankara mı hoşuna gidiyor? Ankara'yı oyna. İki tane Ankara var. Hangisini oynayacağım? Bir tanesini oynayacağım. İkinciyi hedefimi koyarım. Takip atlarım varsa 10 koşu var zaten. Kafamı koyarım. Derim ki aman işte bu atlar gelirse işte şuradan da atarım onlara. Gelirse gelir, gelmezse yapacak bir şey yok. Yani sizlere tavsiyem, yarış seçin, yarış kollayın. Ha, mümkün olduğu mertebe de yani birileriyle ortak yapmaya çalışın. Yoksa çok yıpranırsınız, ki yıpranıyoruz, onu söyleyeyim ben. Neyse, biraz fazla konuştuk herhalde. Yarınki tahminlere gelelim. Yarın saat 2'de Altılı Ganyan başlıyor İstanbul'da. Birinci Altılı Ganyan'ın birinci ayağı. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 2000 sentitikteki yarışıyla başlıyor. Şimdi buradaki isimler Maiden olmasının dışında böyle bir kıpırdanmalarda olan isimler var. Evet, bunlardan bir tane isim benim daha çok dikkatimi çekti ki yaklaşık 3-4 yarıştır kolluyorum ben. Maiden olmasına rağmen hep Handicap 14'lerde, Handicap 15'lerde koşuyordu. Ben teker teker o yarışını anlatayım onun. 2000'de 4 yarış önce Tarmatebe bir Powership Bikati 3. Bikati'nin o gün sadece kulaklığı varmış. Bakın, tekrar ediyorum. Bikati'nin o gün sadece kulaklığı varmış. O yarışından üçüncü olmuş. Dönmüş 2000 sentitikte. Bu sefer sadece starta kadar kulaklık takmışlar. Bağ bozumu Grey Prate, kara fırtına karası Daisy'nin yarışında %30 gibi bir AGF çıkmış. O yarışta da beşinci olmuş. Starta kadar kulaklık takmış. Sonra dönmüşler. Bu isme kapalı gözlük, kulaklık ve dil bağı eklemişler. 2100'e çıkartmışlar bu defa. Özcan Yıldırım binmiş. O dil bağını taktığı yarışta da bağ bozumu gibi bir isme geçilmiş. İkinci olmuş.
Emin Baba ve Fırtına Karası bir önceki yarışında geçildi atı. Desire for Victory de geçmiş o yarışta. Daisy de geçmiş. O yarışında geçildi atların hepsini geçmiş bir katı. Bağ Bozumuna geçilmiş ikinci olmuş. Şimdi en son yarışında da yine Dilba ile aynı takı kapalı gözlü kulaklı Dilba ile 1500'e bu sefer kısa mesafeye çıkmış. Make a Fire, Denizhan, Gold Bizarre, Ice Tea, Fırtına Karası gibi atların arkasına tekrar bu isim 7. olarak yarışı tamamlamış. Mesafeden etkilenmiş. Uzundan kısaya döndüğü için öyle söyleyeyim. Şimdi yarın 2000 sentetiğe tekrar çıkıyor. Kapalı gözlük, kulak ve dil bağı takısı da var. Akın Sözen de var bu defa üzerinde. Ben Akın Sözen'le yarın bir katinin rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Ben net bank olarak önereceğim sizlere. Siz de net bank olarak yazabilirsiniz yatarsanız da. Canım sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Vallahi ben tek yazacağım onu söyleyeyim. Bir kati bankosuyla günün birinci koşusuna başladık. Günün ikinci koşusuna gelelim. Şimdi günün ikinci koşusunda toplamda iki tane, üç tane at söyleyeceğim ama ikisi çok önde bende. Öyle ifade edeyim. Bunlardan bir tanesi yine biraz önceki bahsettiğim grupta Bağ Bozumu. Bağ Bozumu da son iki yarışını sentetikte kazandı. Bunlardan birinde 60 kiloydu. Az önceki Bikati'yi geçti. 60 kiloyken Bikati 54 kiloydu. Bikati'yi falan geçti. Bir yarış önce de yani iki yarış önce de Bağ Bozumu, Grey Parade, Fırtına Karası gibi isimleri geride bırakmıştı. Yani Bikati'nin grubundan geliyor. Bağ Bozumu benim birinci atım. 3 numara Bağ Bozumu. Rakip 2 numaralı Cin Gözü görüyorum. Onun da kilosu 60. Fakat şöyle söyleyeyim. Son iki yarışı çimdeydi. Bundan önceki sentetik yarışlarında 2000 sentetik kumda Mood Indigo, Bonnie Bomb gibi isimlerin arkası Cin Göz 3. oluyor. Geçti at kim biliyor musunuz? Maximus Boy. Ya Maximus Boy da şimdi Gazi'nden büyük adaylarından gösterilmiyor mu? Gösteriliyor. Ha belki o yarışta Maximus Boy sentetik yapamadı o ayrı bir şey ama Cin Göz o yarışı kısa vade yarıştı. Bana göre çok iyi koşmasını bekliyorum. Bir önceki yarışı da Dallerman, Anadolu Gururu, Royal Baby gibi atların arkası Cingöz'ün dördüncülüğü var. Onu da söylemiş olayım. Bir yarışını daha söyleyeyim hemen size Cingöz'ün. Kazandığı yarışını şart 5 yarışını sentetiktekilerden bahsediyorum tabii bu arada. Gold Bizarre, Rammstein, Fortissimo, Zeybek Flight, Final Drive. Yani bu isimleri de geride bıraktı. Ben bu yarışta ikinci koşuda yani 3 numaralı Bağ Bozumu ve Cin Gözü birbirinden ayıramadım. 3-2 benim çok önceliğim. Çok çok önceliğim öyle söyleyeyim. Eğer kuponunu böyle biraz daha genişletecek arkadaşlarımız varsa 5 numaralı Santoroni'yi yazabilirler. Santoroni'yi de niye yazacağım? O da en son kısa vade 7 yarışta koştu. Sentetikte uzun mesafede. Miss Beren, Twist and Shout, Jador, Santorini orada dördüncü oldu. Yani burada da bir sürprizi gerçekleştirirse Santoroni gerçekleştirebilir düşüncesindeyim. Yani böyle yeriniz varsa 5 numarayı da eklerseniz tamamdır bu yarış. Günün 3. koşusuna gelelim o zaman. Şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 1400 sentetikteki yarışı. Burada da iki tane isim söyleyeceğim. İki tane isim. Ben de biraz daha fazla önde. Sonrasında bütçesi geniş olanlar için 3 isim daha önereceğim. Birincisi Denizhan. 5 numaralı Denizhan. Denizhan geçen yarışını yani 1500'de yaptığı yarışlarını geçen yarışında 61 kiloydu. Make a Fire'a geçildi. Geçildi ama o gün 61 kiloydu. Ön tarafa kendisini erken attı. Erken atmışlığının da cezasını ikinci olarak çekti. Ondan önceki yarışında 54 kiloydu. Yani 61 kilo olana kadar at 7 kilo aldı geldi. Bir önceki yarışında da yine aynı hatalardan birini yaptı. Gold Power'a geçildi. Erken ön tarafa düştü. Gold Power'a avlandı. Orada da Anadolu Kaplanı falan geçmişti. Denizhan o gün yine ikinci oldu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Denizhan'da bir tane bir dil bağı olsa çok daha farklı koşar düşüncesindeyim ama muhtemelen onlar da öyle düşünmüyor. Erken düşmenin cezası olarak diyorlar ama bir denenmesi lazım aslında. 5 numaralı Denizhan benim birinci atım. 2 numaralı Make a Fire ikinci atım. Bu isim grup 3
1500 sentetikte Grup 3 koştu. Time to Shine gibi, Subutai gibi isimlerin arkasına 6. oldu. Yani o yarışını çok baz almayalım. Bir sonraki yarışı 1000 çimdeydi. Captain Face, Gökdeniz'im gibi isimlerin arkasında da 4. oldu. Sonrasında da geldi Make a Fire, Handicap 15'te Halis Karataş'la bir yarış kazandı. O kazandığı yarışta da Deniz Han'a geçmişti zaten. Biraz önce bahsettim. Yani bugün de geçme ihtimali fazla olabilir. 5-2 benim küçük kuponlar için yeterli gördüğüm isimler. Sonrasında 6 numaralı Sahra Sultan önerim olacak. Sahra Sultan'ın ilk sentetik yarışı olacak. Native Han yavrusu, Bici Bici annesi. Tamam, ne kadar da çime yatkın görünüyor olsa da sentetikte de denemekte fayda var. Sonrasında 3 numaralı Bukelemun. Bukelemun da yani bir Çin, bir İzmir, bir Bursa, bir İstanbul yaptı yaptı geziyor ama bir sürpriz yaparsa belki bir hakim yavrusu Bukelemun da. Ona da bir şans verdim. Son olarak da 7 numaralı Spillbinder, okunuşu Spillbinder. Bu isim şöyle bir şey söyleyeyim. Yarış görmedi. Yarış görmedi fakat Maiden kazandığı yarışında sonra bir grup yarış gösterdiler. Grup 3 Sadun Eşref Atı kupası koşusu. Roberta Mia'larla falan koştu o gün. Yani bu isim en geri geldi ama bugün yarış görmedi. Yani 353 günlük bir arası var. Yani çok düşünmüyorum ama böyle arayışta falan gibi düşünceniz varsa bunu da ekleyin derim. Yazarsanız yazın, yazmazsanız da yapacak bir şey yok. Yani ben 7 numarayı da sürprizden önerdim. Yani şöyle söyleyeyim. 5-2 küçük kuponlar için yeterli. 6-3 biraz daha böyle kuponu geniş tutacak arkadaşlara. 6-3'ü söyledim. 7'yi de bombada bir arayıştaysanız 7 numarayı da Spillbinder'ı ekleyin derim. 52 kilo bomboş koşuyor. Oldu ya, bu yarış olmadı. Bir yarışını izleyin, şöyle bir göz gezdirin. Bir sonraki yarışına mutlaka ona bir çarpı atın derim. Gelelim günün 4. koşusuna. Maiden 3 yaşlı İngilizlerin bölünmüş diğer ayağı. 2000 santitik kumda yapılıyor. Bu yarışta da benim bir bankom var. Bu isim, önce bir bahsedeyim size, ondan sonra geleyim size konuşayım bunu. Şimdi Time Lord 1300. Bu isim 2021 yılında iki yarış koşuyor. Ondan sonra yaklaşık 5 ay bir ara veriyor. 1300 sentetikte Saadettin Boyraz'la 1300 sentetikte ikinci oluyor. Red Knight, Time Lord ikinci. O yarışta Ribery, Kopta, Ezelhan, Powership, biraz önceki ikinci koşu için falan bahsettiğim yarıştaki atları geride bırakıyor. Saadettin Boyraz'la bu ikinciliği elde ettikten sonra bir uzun mesafeye çıkıyor. Gökhan Kocakaya ile çıkıyor 2000 mesafeye. O yarışta da Dame Time, Aslan Lugi ve Time Lord üçüncü oluyor yarışta. %8 gibi AGF'si var o gün. Luca Toni gibi, Countess gibi isimleri geride bırakıyor. Knight of the Knight'ı falan da geçmiş o yarışta. Daha yüksek AGF'li isimler geçmiş. Ben yarın bu ismin de uzun tecrübesini yaptı. Artık nefes de açtı. Gökhan Kocakaya'yla ben 8 numaralı Time Lord'un net bir yarış yapıp kazanmasını bekliyorum. Bu da benim ikinci bankom olsun sizlere. Yani 4 koşunun ikisini sizlere banko verdim. Birini 3 at, diğerini 2 at verdim. Geldik günün 5. koşusuna. Handikap 16. 4 yukarı Arapların 1200 sentetik yarışı. Yani burada kaçanlar çok fazla, sprint yapacak atlar 3-5 tane var. Yani burayı biraz karışık gördüm. Şöyle söyleyeyim. Ben abonenin geçen yarışına bayıldım. 9 numaralı abonenin. Onu söyleyeyim. Ha, yarışı uzundaydı o gün. Chris Bey, Berkalp gibi atların arkası 3. oldu. Geçti at. Afacan, Alev Kıran, Yalçın, Can Sekli Ağabey, Kadir İman, Korkmaz Efe gibi isimleri geride bıraktı. Yarın çok şanslı. Bu abonenin bir önceki yarışı da
Sinan Reis, Kızıl Vazo Ülgen Bey, Karagül Bey'in yanında 5. Yani ortalama 4-5 boy var 1. ile 5. arasında. Ben aboneye yarın ilk şansı verdim. Rakip olarak 8 numaralı Karagül Bey'ini yazacağım. Neden yazacağım? Bu kadar süratli gidebilecek yarışta bu isim sprint yaparsa o da şanslı olur. Sonrasında 2 numaralı Çekoğlu. Yani bu Çekoğlu da biraz ön tarafa gidecek ama yani İstanbul'daki sentetik yarışlarında ve Antalya sentetiğinde güzel yarışları vardı. Bu ismin en son İstanbul'da kısa vade altıda bile Bay Reisoğlu, Leonidas gibi atların arkasında Sarıyerli'yi geçti, Parana'yı geçti, Jonlere'yi geçti. Üçüncülüğü var. Bu isim de Çekoğlu da çok şanslı. Fakat kilosu biraz ağır. Onu o yüzden geride planda önerdim. Daha sonra 3 numaralı Gürdal Bey. 154 gün arası var ama bu at güzel bir at. Onu söyleyeyim. Bu atın sentetiği falan çok iyi. Yarışta görmedi ama yine de mutlaka yazın derim. Daha sonra 1 numaralı Sinan Reis boş kalabilir. Belli olmaz 63 kilo çıkar gelir ama ben çok zannetmiyorum yani onu söyleyeyim. Bir de 6 numaralı Al Raziye. Bu da sürat yapacak isimlerden bir tanesi. Dışarıya da bırakırlarsa bunu bu da yarışı bitirebilir. Sıralamam 9, 8, 2, 3, 1 ve 6 şeklinde. Gelelim günün 6. koşusuna ve 1. altılı gayana kapatalım. Kısa vade 8, 4 yukarı İngilizlerin Yücel Birol koşusu. 1500 santitikte yapılıyor. Bu yarışta Kuzey Yağmuru yani bu grubu geçmesi lazım. Şöyle söyleyeyim. 3 tane İstanbul'da sentetik yarışta Kuzey Yağmuru'nun yarışı var. 2000 sentetikte ikinciliği var kısa vade 9. 2000 sentetikte grup 1 kazanmışlığı var. Ana fartaları öyle söyleyeyim. Ondan sonraki 1500 sentetikte de açık 2 yarış kazanmışlığı var. King Serkanları, Şarpaları, Marpaları bu isim geçti. Ha, bu kadar formda mı şu an? Yok değil ama bu atlarla da baş edebilir onu söyleyeyim. Ben Kuzey Yağmur'unu alternatif banko olarak önereceğim. İki tane banko vermişim zaten. Bunu da alternatif banko olarak önereyim. Çünkü herkes buna yüklenecek. Rakip olarak 3 numaralı Azmantor. Geçen yarışın dinçlik yaptı kazandı ama bugün de şanslı olabilir. Sonrasında 4 numaralı Beyond Redemptations ve 7 numaralı Raul'u yazdığımız zaman Kuzey Yağmuru'nun ilk 3 rakibi bu olur derim. Sonrasında bütçeniz çok genişse, bakın ben kendi grubuma verdim altında vermedim ama burada bahsediyorum ben. Sonrasında 9 numaralı Zlatibor ve 8 numaralı Steelman'i de yazdığımız zaman altılı gayanında ilk altılı gayanında bu şekilde noktalamış oluruz. Hafta sonu şöyle söyleyeyim, hafta sonu Cuma akşamı yayın yapabiliriz. Cumartesi günü akşam yayın yapabiliriz. Cumartesi akşamı muhtemelen sevgili kardeşim Yılmaz'la beraber bir yayın yapabiliriz Gazi koşusuna özel. Ondan sonra yani akşam saat 10'dan sonra pazar günü işte keyifle de artık Gazi koşusunu falan seyredeceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Kanala abone olmadan ve beğeni yapmadan izleyenler 5'te kalıyor. Onu tekrar hatırlatayım ben. Abone olursanız da memnun olurum. Sadece sizlerin destekleriyle bakın tek başıma olduğum halde tek başıma kanalımı sizlerin sayesinde 3000 barajını aştırdık abone sayısında. Bunun daha da fazlasını olacağını biliyorum. Eminim ondan. Çünkü tek başına ilerlemek zor arkadaşlar. Ha, dostlarım tabii ki var, abilerim var tabii ki. Sürekli geliyorlar kanalıma, bana yardımcı oluyorlar, sizlere tahminlerini veriyorlar. Video istiyorum. Hatta yarın ne yapacağız? Yarın da bir video isteyebilirim sonraki güne. Onlar da hepsini birleştirip bir şekilde video atabilirim. Yani sadece sizden destek olmanızı rica ediyorum. Bu nedir? Kanala abone olmanız ücretsiz zaten. Beğeni yapmanız başka da bir şey yok. Bunları yaptığınız sürece bizlerin de motivasyonu yerine geliyor. Dostlarımız da daha fazla yayın yapma şansımız oluyor. Motivemiz oluyor en azından. Ya bundan önceki 15 günde de bayağı bir rahatsızdım. Artık yavaş yavaş da kendimize geliyoruz. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik bu videoyu noktalıyorum. Şansınız bahtınız açık olsun. Şans kalbiyle beyni paralel hareket edenlerle olsun. Hayırlı akşamlar.